Ersin Çelik 4 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı. İmamoğlu yeniden İBB adayı olabilecek mi? CHP genel başkan yardımcıları sıraya girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edene dene. Dikkatinizi çekti mi? Ekrem İmamoğlu ismi sosyal medyada bile anılmıyor artık. Kendisi uğraşıyor ama kimselerin umrunda değil. En son katıldığı yayında "Sünni bir ailenin çocuğuyum." Müslümanım dedi. Altılı Masa'nın diğer üyelerine ve özellikle de Meral Akşener'e son kez el kaldırdı. Olmadı. İmamoğlu çaresiz. Bir arayış içinde. Elimdeki verileri aktaracağım ve sizler de göreceksiniz. Tünelin sonunu gördü. İstanbul'dan kurtulmak istiyor. Disiplinli ve doğru veriyi elde etmede başarılı araştırma şirketlerinden Areda Survey'in Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra yaptığı ...saha çalışmalarından bir rapor çıkarttık. Areda Survey'in genel müdürü Yusuf Akın tetizlikle ilgilenci... ...ve 2019 yılından beri düzenli olarak yaptıkları... ...çok sayıda kamuoyu araştırmasındaki sonuçları önüme koydu. Ekrem İmamoğlu gün gün eriyor. Hemen detaylara geçeyim. Ağustos 2019'da İstanbul halkına İmamoğlu'nun 60 günlük performansı sorulmuş. Kendisini samimi bulanlar... %51.6 çıkmış. Söylemlerini inandırıcı bulanlar %50'nin üzerindeymiş. Birçok başlıkta sonuçlar İmamoğlu lehine %50'nin üzerindeyken ilk kırılma 2020'nin ocak ayında Elazığ depremiyle yaşanmış. Enkaz başından kayak tatili için Erzurum'a gitmesini İstanbul seçmeni %57.2 ile yanlış bulmuş. Fakat bu eleştiri bir vazgeçme değil. Çünkü Şubat 2020'de bu pazar seçim olsa diye başlayan soruda Ekrem İmamoğlu potansiyel rakipleriyle ayrı ayrı ele alınmış ve hepsinden fazla oy alıyor görünmüş. Haziran 2020'de ise seçmenin tavrı değişmeye başlamış. Bir yıllık performansının değerlendirildiği araştırmaya göre İstanbul halkının %53.1'i İmamoğlu'nu başarılı bulmuyoruz demiş. Elimdeki raporun en dikkat çeken kısmını ise Ocak 2022'de yapılan Fokus İstanbul araştırmasının detayları oluşturuyor. İBB'nin hizmetlerinden memnuniyet oranları ve İmamoğlu'nun başarılı bulunması 3 yılda çok belirgin şekilde değişmiş. Halkın İBB hizmetlerinden memnuniyeti Şubat 2020'de %56.4 iken bu oran Mart 2021'de 47.5'e ve Ocak 2022'de %43.3'e düşmüş. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bulunup bulunmaması Ağustos 2019'da %62.3 iken Şubat 2020'de %56'ya, Mart 2022'de %47.7'ye ve Ocak 2022'de %44'e düşmüş. İmamoğlu'nun başarılı başkan imajı 3 yılda 18 puan erimiş. Peki bu düşüşteki sebepler Neler olabilir? Neler yaptı İmamoğlu? Elimdeki rapor bunları da açıklıyor. AREDA Survey'in Mayıs 2022'de yaptığı araştırmada İstanbul halkına sorulan iki soru ve açık uçlu yanıtları aşağıda. Soru: Karadeniz gezisi sonrasında yaşanan tartışmaları da hesaba katarak Ekrem İmamoğlu'nu nasıl değerlendirirsiniz? Aşırı özgüvenli ve kibirli biridir. %64.4 mütevazı ve dürüst bir kişiliğe sahiptir. 36.6 Soru Ekrem İmamoğlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine katılırsınız? İşini bırakıp Cumhurbaşkanlığına hazırlık yapmaktadır. 64 İstanbul'a hizmete odaklanmıştır. 34 Tatiller, kayak keyfi, kar felaketindeki rahat tavırları, büyük elçilerle buluşmalar, anlam verilemeyen Karadeniz turu, Üstenci dili, vız gelir tırıs gider çıkışıyla İmamoğlu kendisini büyük oranda tüketti. Sempatisini de yitirdi. Twitter'dan belediye başkanlığı yapma, İstanbul'u sosyal medyadan yönetme projesi de 3. yılda patladı. Bugün bu pazar seçim olsa İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu'nu başkan seçer mi? Elimdeki araştırmalara göre oy alıyor ancak seçilemiyor. İmamoğlu'na yeniden oy veririm diyenler Şubat 2020'de %55.6'ya çıkmış. Bu Haziran 2019'da aldığı oy oranının 2.5 puan üzerinde. Fakat yeniden seçerim diyenler Mart 2021'de %47.8'e düşmüş. Sıkı durun. Bu oran Ocak 2022'de %43'e gerilemiş. Aledeye sordum. Son zamanlarda yeni bir İmamoğlu sorgulaması yapmamışlar. Ocak ayından beri çok şeyler yaşandı. İmamoğlu Karadeniz turuna çıktı. Döndü eleştirilere vız gelir tırıs gider diye meydan okudu. Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına savaş açtı. Tatildeyken Esenyurt'u sel aldı. O ise Şezlong'dan tweet attı. Dönünce de ne yapayım tatillerim yağmura denk geliyor rahatlığını sergiledi. 6 ay önceki yüzde %43 şimdi kaç çıkar siz düşünün. Bu yazıyı yazarken AK Parti Teşkilatı İstanbul'un kayıp bin günü başlıklı toplantı tertipliyordu. Takip ettim, notlarımı aldım. İBB yönetimi 2019 yılında CHP'ye geçtikten sonraki bin gün mercek altına alınmış. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu çok çarpıcı veriler paylaştı. Göksu, İBB Başkanı 2024 yılında Tatile giderken İstanbul'u 125.499 milyar TL borçla bırakıp gidecek dedi. Bu borç çok ağır, çok büyük. Nasıl kapanacak? Kim kapatacak? Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmet etmeden, üstelik mevcut işleyişi de bozarak Cumhurbaşkanı adayı olmanın peşine düştü. Kendisine olan güven, duyulan heyecan, umutlar, hayaller ve büyük beklentiyi eritti. Dediler ortada. Peki yeniden İBB adayı olabilir mi? Zamanı gelince göreceğiz. Lakin ortada 3 yılın sonunda sıfır çekmeye doğru giden bir belediye başkanı var.